İnkur Ortaokulu'nda meydana gelen 30 yaşında ya 25 yaşındaki bir okul burası. Meydana gelen olumsuzlukları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu konuda ilgililerin de bilgisi olduğu yolunda bilgimiz oldu. Evet, bu okulun 108 öğrenci geliyor buraya. Saygıdeğer izleyenler, şimdi bu yörenin iyi bir iş insanlarından Davut Ateş'le beraberiz, ayakkabıcı. Kardeşimiz bu konudaki olumsuzluğu bizlerle, dolayısıyla ülke ve ünye kamuoyuyla paylaşmak istiyor. Efendim, burada sıkıntıyı sizin ağzınızdan alalım. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım önce. Ben İnkur Feci Çakmak Mahallesi'nde oturuyorum. Buranın sakinlerinden birisiyim. Evet. Ayakkabıcısınız. Daha önce esnaflık yaptık. Şu anda emekliyiz. Mahallede ikamet ediyorum. Çocuklarım hepsi burada okudu. Şu anda üniversite çağında çocuklarım var. Bunlar hepsi burada okudular. Şu anda mimarlık fakültesinde okumakta olan bir kızım var. Öbürleri okullarını bitirdiler. Şimdi bu okulumuz çok önemli bir okul bizim için. 20-25 yıllık bir okul. Evet. Aldığımız istihbaratlara göre, ben şu anda çocuğum olmadığı için okulda sürekli okula gelemiyorum. Ama aldığımız bilgiye göre okulun harabe bir halde olduğunu duydum. Ve bu okulu da buraya yaptırırken çok büyük emek sarf ettik. Bu bir büyük bir yatırım İnkur için. 8 tane beldenin içinde böyle bir okul yok. Bu okula da biz sahip çıkmıyorsak, halk olarak, vatandaş olarak bu da bizim ayıbımız olur. Biz de bunu duyunca geldik, basını çağırdık. Dedik arkadaş, burada böyle bir sıkıntı var. Okulun etrafı bütün su alıyor. Yan etrafları harabe bir şekilde. Çocukları tehlikede arz eden yerleri de var. Bunu yetkililere diyoruz ki bunlara ilgilenin. Bu ilgilenilmesi lazım. İlgilenmediği zaman bunun ayıbı buradaki bizlere olur. Ben bunu ben kabul ediyorum bu suçu. Ama bizi yönetenler de bunu kabul etmek durumundalar. Böyle ben Türkiye'yi yönetiyorum, ben milliyetimi yönetiyorum diye bu işte yapılmıyor. Yönetiyorsan kardeşim geleceksin, bu okulu göreceksin burada. Biz gördük. Basın olarak geldik, gördük burada. Siz de bu olaya şahitsiniz. Böyle bir okul harabeye terk edilemez. Bunu biz yaptırmaya müsaade etmeyiz. İlgilenmiyorlarsa biz bunu vatandaş olarak çıkarım, ben fındıkla burada fındık toplarım, ben bu çatıyı yine yaptırırım. Bunlar bizim ayıbımız. Onun için bu konuda devleti yönetenler, yetkililer bu işe sahip çıksınlar diyorum. Herkes bu taşın altına elini koyacak. Siz basın olarak buraya geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. İlgilenmelerini istiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.